Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Selçuklular dönemi ilk Anadolu gazaları konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu hafta ise ele alacağımız konu Selçuklular dönemi Hasan Kale Zaferi konusu olacaktır. Biz o videomuzda sizlere Hasan Kale Zaferi'ni anlatıp bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Büyük Selçuklu beylerinden biri olan İnanç Yabgu oğlu Hasan'ın bu hezimeti ve ölümü Tuğrul Bey üzerinde çok üzüntü yaratmış ve Cicle boylarında geniş fetihler yapan İbrahim İnalı Bizans'a karşı Anadolu seferine memur etmiştir. Yukarıda kaydettiğimiz üzere İbrahim İnal, yani şöyle diyelim değerli dostlarım, geçtiğimiz videolarda belirttiğimiz üzere İbrahim İnal Türkistan'dan Nisebur'a gelen ve yurt arayan keşif bir Türkmen halkını 1047'de Anadolu'ya sevk ettikten sonra vaadine göre arkadan kendisi de büyük bir ordu ile harekete geçti. Yanında Sipahsalar ünvanı ile kaydedilen kardeşi Ertaş gibi mühim şahsiyetler bulunuyordu. Çağdaş bir Ermeni müellifinin ifadesiyle 1048 yılında İran milletinin korkunç dalgaları Garin ve Pasin ovalarına döküldü. İnsan dalgaları sel gibi memleketin dört köşesine istila etti. Garip'te Halda, Simal'de İspir, Cenub'da Muş bölgesine ve Sisak taraflarına kadar yayıldı. Türkler evvelce İslamların elinde bulunan ve İslam dünyası ile ticareti sayesinde zenginleşen Erzen şehri üzerine yürüdüler. Surları mevcut olmayan şehirde çok şiddetli savaşlar oldu ve çıkan yangın ile de harabe haline geldi. Buradan kaçan halk Bizanslar tarafından tahkim edilen ve Teopolis adını alan Karin şehrine sığındı. Bu sebeple burası bundan sonra yakınındaki Erzen şehrinin adı ile anıldı. Bitlis ve Diyarbakır arasındaki Erzen'den ayırmak için İslamların verdiği Erzenirum adı telaffuz ve bir benzetme ile Arzurum olmuş ve bugünkü Erzurum şeklini meydana getirmiştir. İbrahim İnal, Bizans'ın geride kalan kuvvetlerini bulmak için Erzurum'dan ilerlediği zaman Gürcü Prensi Liparit kumandasında Gürcü, Ermeni ve Rumlardan müteşekkil Bizans ordusu da yaklaşıyordu. İslam kaynaklarına göre 50 bin kişilik bu ordu Katakalon kumandasındaki asıl Bizans ordusu ile birleşerek Kapurru önünde bulunan Kostoro Okomi köyünde karargah kurduğu sırada Türk ordusu da buraya doğru geliyordu. Rumlar Türkler toplanmadan önce
Saldırma teklifinde bulundular ise de cumartesi gününü uğursuz sayan Liparit buna yanaşmadı. Bu sayede İbrahim Yinal saf kurarak 18 Eylül 1048 cumartesi günü hücuma geçti. Ve Rumları bozguna uğrattı. Yeğeninin ölümünü gören Liparit, düzeltiyorum, yeğeninin öldüğünü gören Liparit, bütün şiddetiyle mukabil bir taarruza girişti. Çetin savaş oluyor ve müthiş bir kan akıyordu. Zaferin hangi tarafta olduğu belli değildi. Fakat Rumların tamamıyla çekilmesi dolayısıyla Liparit de akşamüstü Okomi üzerine geri çekilmeye başladı. Ve Türklerin şiddetli saldırıları ve çevirme hareketiyle Roma ordusu perişan edildi. Başta Liparit olmak üzere birçok kumandan ve ordunun hemen hepsi esir edildi. Rum kumandanlarının bir kısmı Van ve Ani karelerine kaçıp kurtuldu. İslam kaynaklarına göre alınan esirler 100 bin kişi ve ganimet de 10 bin araba tutuyordu. Silahlar arasında 19 bin zırhın ele geçmesi de bir fikir vermeye kafidir. Bizans ordusuna karşı kazanılan bu ilk büyük zaferden sonra İbrahim Yinal yanına aldığı mühim esir ve ganimetleriyle 5 günlük bir cebri yürüyüş ile Rey'e, Tuğrul Bey'e döndü. Sultan bu zaferden dolayı ana bir kardeşini tebrik etti ve çok memnun oldu. Ona vermek istediği 400 bin dinar altın mükafatını İbrahim Yinal kabul etmedi. Bu sefer esnasında Türkmenlerin Trabzon'a kadar ilerlediklerine dair Hristiyan kaynaklarının kayıtlarını İslam müellifleri de teyit eder. Hatta İbrahim İnal'ın yeğeni Mehmet idaresinde bir kuvvetin İstanbul'a kadar ilerlediği de belirtilir. Nitekim Atalasas'ta bu hususa dair bir işaret vardır. Hristiyan kaynakları Selçukluların 100 bin kişi olduğunu söylerler. Ki o muhacirleri hesabı ile bu miktar mübalağalı sayılmaz. Matau Kutalmış'ında savaşta mevcut olduğunu yazarsa da diğer kaynakların tafsilatına rağmen ondan bahsedilmez. Nitekim Azimi'de Kutalmış'ın 1,5 yıldan beri Genci kuşatması ile meşgul olduğunu, hatta bozguna uğradığını kaydeder. Ki bu zamanda böyle bir mağlubiyet bahis mevzu olamayacağından bu Bizans'ın sulh teşebbüslerinden sonra geliştiği bir taarruz ile ilgilidir. Kıymetli dostlarım, aslında bu video biraz Erzurum tarihi hakkında, yani daha doğrusu Erzurum şehri hakkında ağırlıklı olarak ilerlediğimiz bir video oldu. Ben şimdi sizlere Erzurum tarihi hakkında birkaç video izletmek istiyorum. Çünkü sizlerin de gördüğünüz üzere bu video ağırlıklı olarak bir Erzurum tarihi üzerine gitti. O yüzden gelin, çok pardon bu arada, çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum, düşecek gibi oldum. Onun için dengemi sağlayamadım, affedersiniz. Gelin o yüzden. Şeyi dinleyelim. Erzurum tarihi hakkında başka bir kaynağı dinleyelim.
Hasan Kale Zaferi. Şehzade Hasan, Pasin ve Erzurum yörelerine akınlar yapıp daha önce İmparator 2. Vasil tarafından Ermeni yönetimine son verilip sınırları genişletmek suretiyle Frekpas bırakanı haline getirilen Mangül Havzası'na yürüdü. Selçuklu Bizans Antlaşması'na rağmen girişilen bu harekat üzerine Basburakan, Bizans valisi Aaron, kalabalık Türk ordusu karşısında Gürcistan Bizans valisi Kekan Menos'tan yardım sağladı. Her iki taraf arasında 1047-1048 yılında Büyük Zapsuyu yörelerine yapılan savaşta pusuya düşürülen Selçuklu ordusu yenilgiye uğradı. Şehzade Hasan ve yakın arkadaşları şehit oldular. Selçuklu ordusunun bozgununa, Şehzade Hasan ve arkadaşlarının şehit olmalarına son derece üzülen Sultan Tuğrul, Azerbaycan Genel Valiliğine atadığı İbrahim İnal'ı, Eren bölgesinde başarılı fetihlerde bulunmakta olan Kutalmış'la birlikte Anadolu'da fetihler yapmak ve bozguna uğratılan Selçuklu ordusunun öcünü almak amacıyla seferle görevlendirdi. Derhal harekete geçen İbrahim İnal, Kutalmış'la birlikte Bizans kaynaklarının 100 bin kişi olduğunu ifade ettikleri büyük bir Selçuklu ordusuyla harekete geçerek 1048 yılında Anadolu topraklarına girdiler. Yıldırım hızıyla ilerleyen Selçuklu ordusu karşısında ne yapacaklarını şaşıran Basburakan, Gürcistan Bizans valileri Aaron ve Kekan Menos, İmparator 9. Konstantinos'tan acele yardım istediler. Bunun üzerine İmparator'un emriyle bütün Gürcü kuvvetlerini toplayan Bizans generali Liberit, derhal Aaron ve Kekan Menos'la birleşti. Bu arada Kekan Menos'un barış teklifi İbrahim İnal tarafından reddedildi. Bunun üzerine Rum, Ermeni ve Gürcülerden oluşan takriben 35 bin kişilik Bizans ordusu Hasan Kale önlerindeki Ugemi köyünde karargah kurdu. İbrahim İnal ve Kutalmış'ın yönettikleri Selçuklu ordusu ara sırmağını izleyerek birkaç kale ve müstahkem mevkiyi fethettiler. Eski Erzurum yönüne doğru ilerlemeye başladı. Çok geçmeden Erzurum'a erişen ve şehri saldırıyla ele geçiren Selçuklu ordusu buradan Bizans ordusunun bulunduğu Pasin Ovası'ndaki Hasan Kale önlerine kadar gelip karargah kurdu. Böylece her iki tarafta savaşa hazır duruma gelmişti. Bizans ordusunun sağ kanadında Katakalon, sol kanadında Aaron ve merkez hattında Liparit yer alıyordu. İki büyük bölümden oluşan Selçuklu ordusunun bir bölümünü İbrahim İnal, diğer bölümünü de Kutalmış kumanda ediyordu. 18 Eylül 1048'de her iki taraf arasında şiddetli bir savaş başladı. Bütün bir gün, bir gece devam eden çarpışmalar sonucunda Bizans ordusu ağır ve kesin bir bozguna uğratıldı. Başkomutan Liparit de tutsak alındı. Ölüm ve tutsaklıktan kurtulabilen Bizans ordusunun bir kısmı Rum, Ermeni ve Gürcü askerleri Van ve Ani kalelerine güçlükle sığınabildiler. İbrahim İnal, tutsak Liparit'i ele geçirilen değerli ganimetlerle bu sırada başkent Rey'de bulunan Sultan Tuğrul'a bizzat götürüp Bizans'a indirilen Boğar Darbi ve zaferi müjdeledi. Sultan da bu önemli başarısından dolayı kendisini kutlamış, hatta ona 40 bin altın başarı ödülü vermek istemişse de İbrahim İnal bunu kabul etmemiştir. Bu da ikinci. Selçuk oğullarının çok kısa zamanda çok büyük topraklar fethetmesi, çevresindeki dost ve düşman tüm devletlere korku salmıştı. Artık bu savaş Gazne ve Selçuklu Savaşı olmaktan çıkmıştı. Kendi devletlerini de Selçuklu tehdidi altında gören çevredeki devletler kendi aralarında gizlice mektuplaşarak bir ittifak kurmayı başarmış, ordularını birleştirerek Selçukluları ortadan kaldırma kararı almışlardı. Alınan bu kararda Karahanlı hükümdarı Arslan Han ve Gazneli hükümdarı Mevdud ordularını birleştirip Horasan'daki Selçuklular üzerine yürüyecek, Şii Büveyhoğulları hükümdarı Ebu Kaliçar da bütün ordusuyla Selçuklular üzerine yürüyecekti. Böylece Selçuklular doğudan ve batıdan büyük bir tehdit altına alınmış oldu. Durumdan haberdar olan Çağrı Bey bütün melik ve komutanlara ve Sultan Tuğrul'a haber göndererek düşman ittifakına karşı hazırlanılmasını bildirdi. Güçlü ittifak karşısında çok ciddi harp hazırlıklarına girişen Selçuklular tüm önlemleri almış ve bir savunma savaşı vermektense taarruza geçmeye karar vermişlerdi.
Çünkü şöyle bir şey var ki savunma savaşında ne olacağı belli olmaz. Çünkü savunma savaşı son savaştır Türkler açısından. Eğer taarruz imkanı varsa taarruz edilir. Yok eğer taarruz imkanı yok ve savaşılmak zorundaysa işte ancak o zaman savunma savaşı verilir. Bunu da bu şekilde belirtelim dostlarım. Bu karar üzerine Sultan Tuğrul, üvey kardeşi İbrahim Yinalı görevlendirmiş ve Büveyhi ülkesine saldırmasını emretmişti. Ebu Kaliçar, çöl yolundan ilerlediği sırada ordusunda müthiş bir salgın hastalık baş gösterdi ve ordusunun önemli bir kısmını bu hastalık yüzünden kaybetti. İbrahim Yinalı'nın da hızla Büveyhi topraklarına girmesiyle Büveyhilerin düşmeleri bir oldu. İbrahim Yinalı, Hemedan ve Dinever şehirlerini ele geçirince artık Selçuklulara karşı bir başarı elde edemeyeceğini gören Ebu Kaliçar, Sultan Tuğrul'a elçi göndererek barış teklifinde bulundu. Sultan bu barış teklifini kabul etti ve İbrahim Yinal'a haber göndererek Üveyhiler üzerine daha fazla gitmemesini emretti. Selçuklu artık yönünü tamamen Gazne ve Karahanlılar üzerine çevirmişti. Savaş hazırlıklarını tamamlayan Gazneli Mevdud ve Karahanlı Aslan Han, Belh şehrinde ordularını birleştirmeyi kararlaştırmıştı. Bunun üzerine Çağrı Bey, oğlu Alparslan'ı Belh şehrini savunması için görevlendirdi. Ordular harekete geçtiği esnada Gazneli Mevdud bir anda şiddetli bir hastalığa yakalanıp yataklara düştü. Durumu kritikleşen Mevdud, Gazne'ye dönmek zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra da Gazne'de vefat etti. Gazneli Mevdud'un vefatı üzerine Selçuklu karşısında tek başına kalan Arslan Han ordusuyla Tirmiz'e kadar gelmiş fakat Alparslan Karahanlı ordusuna karşı Belh'ten yürüyüşe geçince Gazneli Mevdud'un vefat ettiği haberini alan Arslan Han Çağrı Bey'e mektup yazarak barış teklifinde bulunmuştu. Her iki taraf arasında yapılan müzakereler sonucunda Selçuklu memleketlerine saldırıda bulunmaması şartıyla barış yapıldı. Selçuk Devleti'ni kuruluşundan beri uğraştıran en mühim meselelerden biri de göçebe Oğuzların muhaceretiydi. Selçuklu Devleti sınırları içinde ve Müslüman ülkelerinde kendi boy ve beyleri idaresinde müstakil hareket eden bu göçebe Türkmenler çok defa Selçuklu Sultanını tanımıyor ve zayıf bir feodal bağ ile ona tabi olsa bile yurt bulmak ve sürüleri ile birlikte beslenmek maksadıyla İslam beldelerini istila ediyorlar, yerli halk ile mücadeleye girişiyor ve neticede yağma ve kıtale sebep oluyorlardı. Sultan Tuğrul ve onun ilk halefleri İslam'ın sultanı ve hamisi sıfatı ile ülkelerini ve tebaasını bunların çapullarından korumak fakat aynı zamanda devletinin temelini ve askeri kuvvetini teşkil eden bu ırktaşlarına yurt bulmak ve onlara geçim imkanları hazırlamak gibi birbiriyle çatışan iki mesele karşısındaydılar. Zira eskiden beri Oğuz töresinde hükümdarlar bir baba mevkiinde bulunduğu için ırktaşları ve tebaası olanlara da kendi oğulları gibi muamele ederlerdi. Bu Türk devlet telakkilerine ve göçebe feodalizmine yabancı bulunan İslam hükümdar ve müellifleri ilk zamanlarda istila ve yağmaların mesuliyetini Tuğrul Bey'e yüklemekle haksızlık yaptıklarını fark edemiyorlardı. Diyarbakır Mervani Kürt emiri Nasürüddevle ülkesine yapılan Oğuz akınları karşısında Sultan Tuğrul'a şikayette bulundu. Sultan Tuğrul ona cevaben şu mektubu yazdı. Kullarımın memleketine geldiğini haber aldım. Sen bir hudut emirisin. Onlara mal verip kafirlere karşı kendilerinden faydalanmalısın. Zira onların maksatları Rum ve Ermeni beldeleridir. Bu mektubu yazarak Sultan Tuğrul hem bu asi ırktaşlarını uzaktan himaye etmekte, hem yerli Müslüman halkı düşünmekte ve hem de Anadolu'nun fethi lüzumunu göstermekteydi. Ancak İslam ülkelerine Türk muhacereti aralıksız devam ediyor, İslamiyet Türkler arasında yayıldıkça da göçler birbirini kovalıyordu. Bu sonsuz göçler ve istilalar büyük meseleler çıkarıyor ve devleti uğraştırıyordu.
Oğuz gruplarının geçim derdiyle ve yurt bulmak maksadıyla yaptıkları istila ve yağmalar karşısında o derece feryatlar yükselmişti ki artık bizzat Halife Kaim bi Emrillah bu duruma son vermek maksadıyla devrin meşhur alimi Maverdi'yi bir mektup ile Tuğrul Bey'e gönderdi. Sultan Tuğrul elçiyi 4 fersahlık mesafeden karşılayarak halifelik makamına karşı tazim göstermişti. Türklerin siyasi durumunu ve muhaceretin ehemmiyetini kavrayamayan halife ve elçisi de Tuğrul Bey'i bu hadiselerden mesul sayıyor ve adaleti, merhameti, dindarlığı ve idari dehası ile tanınan sultanı anlayamıyordu. Halife mektubunda, "Ey Tuğrul Bey Muhammed, aldığın memleketler sana kafidir. Diğer İslam ülkelerine ve hükümdarlarına dokunma," diyordu. Buna karşı Tuğrul Bey, "Benim askerlerim pek çoktur ve bu memleketler onlara kifayet etmemektedir," cevabını verdi. Elçi, "Bütün dünyayı alsanız ve yıksanız yine de size ve askerlerinize kafi gelmeyecektir," diyerek sultanı doğru harekete davet ediyordu. Bunun üzerine Tuğrul Bey, "Doğru hareket için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Eğer adamlarından aç kalanlar kötülük ediyorlarsa buna karşı ben ne yapabilirim?" cevabını verdi. Bu görüşmeden sonra halifeye tazimde ve elçisine hürmette kusur etmeyen sultan, Kaim bi Emrillah'a 30 bin dinar hediye göndermeyi de ihmal etmedi. O yıl Nişapur'a çok kalabalık bir Oğuz muhacir halkı gelmişti. Yersizlikten ve yurtsuzluktan dolayı Nişapur'daki İbrahim Yinal'a şikayette bulundular. Bunun üzerine İbrahim Yinal onlara, "Memleketim sizin oturmanıza imkan verecek kadar geniş değildir. Bu sebeple doğrusu şudur ki Rum gazasına gidiniz. Allah yolunda cihat yapınız ve ganimet alınız. Ben de arkanızdan gelip bu hususta size yardım edeceğim," dedi. Böylece Selçukluların hangi zaruretler ile Anadolu fetihlerine giriştiklerine ve devletin bununla ilgili siyasetine dair güzel bir misal vermişti. Bu arada Tuğrul Bey, Selçuklu fetih planlarına göre fethedilmesi kararlaştırılan Batı ülkelerinin fetih harekatını daha yakından idare etmek amacıyla başkentini Nişapur şehrinden Rey şehrine taşıdı. Bundan sonra Selçuklular, Diyar-ı Rum denilen Anadolu üzerine akınlar yapmaya başladılar. Anadolu'nun fetih harekatını bizzat yeni başkent Rey'den idare etmeye başlayan Sultan Tuğrul, amcası Yusuf Yinal'ın oğlu İbrahim Yinal'ı ve diğer amcası Arslan Yavgun'un oğlu Kutalmış'ı ve diğer amcası Musa Yavgun'un oğlu Hasan'ı Anadolu seferiyle görevlendirdi. Ayrıca bu Selçuklu şehzadelerinin emrine göç için gelen kalabalık Türkmen kuvvetleri de verildi. Göç için gelen bu Oğuzlar Selçukluların emrinde veya bağımsız olarak batıya doğru ilerlemeye başladılar. Bu Oğuz muhaceretine şahit olan çağdaş müellif Aristakes, Ermeni Tarihi isimli eserinde şunları yazmıştı. "Türkistan'dan kartal gibi süratli atlara binmiş ordular zuhur etti. Vaspuragan'a girip Hristiyanlar üzerine atıldılar. 24 kazayı istila ettiler." Oğuzların bir kısmı da birbirini sıkıştırarak Hazar sahillerine, bir kısmı da Kafkasya'da Şirvan'a girdi. Bunlara karşı Şirvan Şah, başkentini yontma taştan surlar ve demir kapılar ile kuvvetlendirdi. İmparator Konstantin, Oğuz akınlarına karşı harekete geçmiş ve 1045 sonbaharında Gürcü Prensi Liparit emrine verdiği bir orduyu Debil şehrine göndermişti. Sultan Tuğrul, bu Rum taarruzuna karşı kuzeni Kutalmış'ı görevlendirdi. Kutalmış, babası Arslan Yavgu'ya bağlı olan Oğuzları da yanına alarak Rum ordusunu müthiş bir bozguna uğrattı. Gence surları önünde cereyan eden muharebede Rumlar çok kayıplara uğradılar. Bu zafer üzerine Kutalmış, Sultan Tuğrul'a bu bölgelerin zengin ve Romalıların da kadın gibi korkak insanlar olduğunu ve bu sebeple kolaylıkla fethedilebileceğini bildirdi. Bu sırada Musa Yavgun'un oğlu Hasan da 20 bin kişiyle Pasin ve Erzen ovalarını ele geçirip Vaspuragan bölgesine girdi. Fakat Rumlar tarafından takip edilerek Zat suyu üzerinde pusuya düşürüldü.
başta Hasan Bey olmak üzere pek çok Türk bu baskında Rumlar tarafından şehit edildi. Bu hezimet vuku bulurken Kutalmış da Gence muhasarası ile duraksamış bulunuyordu. Büyük Selçuk beylerinden biri olan Musa Yabgıoğlu Hasan'ın bu hezimeti ve ölümü Sultan Tuğrul üzerinde çok üzüntü meydana getirmiş ve Dicle boylarında fetih hareketi yapan İbrahim Yinal'a haber göndererek Rumlara karşı Anadolu seferine çıkmasını emretmişti. Derhal harekete geçen İbrahim Yinal, büyük bir Selçuklu ordusuyla hareket ederek 1048 yılında Anadolu topraklarına girdi. Bu sırada İmparator Konstantin, Katakalon ve Aronios isimli iki komutanının emrine verdiği Rum ve Ermenilerden müteşekkil olan orduyu Selçuklular üzerine sevk etmişti. Bu ordu, Gürcü ve Abazalardan meydana gelen Liparet'in ordusuyla birleşince 75 bin kişilik büyük bir Roma ordusu meydana gelmiş oldu. Çok geçmeden Erzeni Rum'a erişen Selçuklu ordusu ile Roma ordusu Pasin Ovası'ndaki Hasan Kale önlerinde karşı karşıya geldiler. Rum ordusunun sağ kanadında Katakalon, sol kanadında Auron ve merkez hattında da Liparit yer almıştı. İki büyük bölümden oluşan Selçuklu ordusunun bir koluna İbrahim Yinal, öteki koluna da kardeşi Ertaş komuta ediyordu. 18 Eylül 1048'de çarpışmalar Selçuklu hafif süvarilerinin tüm cephede saldırısıyla başladı. Pasinlerde çetin savaş oluyor ve müthiş bir kan akıyordu. Zaferin hangi tarafta olduğu henüz belli değildi. Ancak Rum ordusunun sağ ve sol kanadındaki generaller Selçuk ordusuna karşı üstün bir durumdaydı. Orta kısımda ise İbrahim Yinal komutasındaki Selçuk askerleri Gürcüleri kısa sürede perişan etmişti. Gürcü prensi Liparit, Selçuk askerleri tarafından esir alınınca, Türklerin şiddetli saldırışları ve çevirme hareketleriyle Rum ordusu merkezi dağılıvermişti. Selçuk ordusu, Rum ordusunun kamplarına kadar girmiş ve sayılamayacak kadar ganimet elde etmişti. Selçuk ordusunu sağ ve sol kanattan etkisiz hale getiren Rum generalleri ise bu durumdan henüz haberdar değildi. Selçuklular sağ ve solda onları oyalarken İbrahim Yinal 10 bin deve yükü ganimet, 19 bin Rum savaş zırhı ve 10 binden fazla Romalı esir ile savaş meydanından çekilmeyi başarmıştı. İbrahim Yinal'ın çekilmesinin ardından Selçuklu sağ ve solu da İbrahim Yinal ve ganimetleri güvene aldıktan sonra hızla geri çekildiler. Büyük bir zafer kazandığını düşünen Rum generaller zafer naraları atmaya başladılar. Ancak kamplarına geri döndüklerinde acı gerçeği fark ettiler. Merkezdeki Rum askerlerinden eser kalmamış, bütün hazineleri de Selçuklular eline geçmişti. İbrahim Yinal, ganimetler ve esirlerle Rey şehrine gidip Sultan Tuğrul'a arz etti. Bu habere çok sevinen Sultan Tuğrul, İbrahim Yinal'ı tebrik etti ve 400 bin altın hediye vermek istedi. Ancak İbrahim Yinal bu hediyeyi kabul etmedi. İmparator Konstantin bu yenilgi üzerine yeni bir ordu hazırlamaktayken, kuzeybatıdan gelen haberler üzerine
ordusunun yönünü oraya çevirdi. Zira Turak idaresindeki Peçenekler Doğu Roma'ya karşı istila hareketine başlamışlardı. Aynı anda hem Selçuklu ile hem de Peçenekler ile uğraşamayacağını anlayan İmparator Konstantin, Rey şehrine bir elçilik heyeti göndererek barış teklifinde bulundu. Barış için Selçuklu'ya 200 bin altın, 1000 top ipek, 500 at, 100 gümüş kap ve 300 mısır eşeği göndermişti. Tuğrul Bey ise bu hediyeleri kabul etmeyerek Lipariti karşılıksız serbest bırakmıştı. Barış şartı için ise İstanbul'da inşa olunan cami ve minarenin tamir edilmesini, içine kandillerin asılmasını, imamlarına maaş bağlanmasını ve Şii Fatimi Halifesi adına okunmakta olan hutbenin Ehl-i Sünnet Abbasi Halifesi ve Sultan Tuğrul adına okunmasını, Şii Fatimi Devleti ile dostluk ilişkilerinin kesilmesini şart koşmuştu. Bu istekler yerine getirilerek Roma ve Selçuklu Devleti arasında barış yapılmıştı. Böylece Doğu Roma artık İslam'ın lideri olarak Şii Fatimi Devleti'ni değil, Ehl-i Sünnet Abbasi ve Selçuklu Devletleri'ne muhatap almış oluyordu. Bu duruma çok sinirlenen Şii Fatimi Halifesi, Rumların Kudüs'te bulunan Kemame Kilisesi'ni yakarak yağmaladı ve Doğu Roma'ya harp ilan etti. Böylece Selçuklu Sultanı Tuğrul'un bir sonraki hedefinin Şii Fatimi Devleti başta olmak üzere tüm Şii devletleri ortadan kaldırmak ve Ehl-i Sünnet'i tekrar hakim hale getirmek olduğu açıkça anlaşılmış oldu. Şii Fatimi Devleti ise çevredeki Şii devletlerle anlaşarak Selçuklu'ya saldırmadan önce Ehl-i Sünnet halifeliğinin merkezi olan Abbasi Devleti'ni ortadan kaldırmak için hazırlıklara başladı. Dandanakan Savaşı'ndan sonra Tuğrul Bey hızlı bir şekilde Gaznelilerin İran topraklarını hakimiyeti altına almıştı. Dandanakan Savaşı'nın ayrıntılarını merak ediyorsanız Dandanakan Savaşı videomu izleyip Dandanakan Savaşı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey devletini genişletmek istiyordu. Diyar Rum adında bir yerin güzel otlaklar ve ovalara sahip olduğunu duymuştu. Buranın Bizans hakimiyeti altında olduğunu duyunca Akıncı Beylerini hem burayı keşfetmeleri hem de diğer Rum'u yani Anadolu'nun fethi için incelemeler yapmalarını emretmişti. Bu Akıncı Beylerinden bir tanesi Musa Yapkun'un oğlu Şehzade Hasan'dı. Hasan Bey, Pasin ve Erzurum yörelerine akınlar düzenleyip daha önce İmparator 2. Basil tarafından Ermeni yönetimine son verilip sınırlarını genişleterek Grek Vaspurukan haline getirilen Van Gölü havzasına yürüdü. Selçuklu-Bizans antlaşmasına rağmen gelişen bu harekat üzerine Vaspurukan Bizans valisi Areon, kalabalık Türk ordusu karşısında Gürcistan Bizans valisi Kakamenos'tan yardım istedi. Her iki taraf arasında 1047-1048 yılında Büyük Zapsu yörelerinde yapılan savaşta pusuya düşürülen Selçuklu ordusu yenilgiye uğradı. Hasan Bey ve yakın arkadaşları şehit oldular. Selçuklu ordusunun bozguna, Şehzade Hasan ve arkadaşlarının şehit olmalarına son derece üzülen Sultan Tuğrul, Azerbaycan Genel Valiliğini atadığı İbrahim İnal'ı Erran bölgesinde başarılı fetihlerde bulunmakta olan Kutalmış ile birlikte Anadolu'da fetihler yapmak ve bozguna uğratılan Selçuklu ordusunun öcünü almak amacıyla seferlere görevlendirdi. Derhal harekete geçen İbrahim İnal, Kutalmış'la birlikte Bizans kaynaklarının 100 bin kişi olduğunu ifade ettikleri Büyük Selçuklu ordusuyla harekete geçerek 1048 yılında... Dostlarım, bu arada biz yeni videoya geçtik az önce, ben onu size söyleyeyim, yani aynı videodayız. Ama bu dinlettiğim o konunun ikinci farklı üçüncü farklı şekilde anlatılmış hali. Onu da bu şekilde belirteyim. Yani biliyorsunuz ben 200 farklı kaynaktan video dinletiyorum ya size. Sonra biz ikinci farklı kaynağın videosunu dinliyoruz aslında. Onu da bu şekilde size ileteyim. Anadolu topraklarına girdiler. Yıldırım hızıyla ilerleyen Selçuklu ordusu karşısında ne yapacaklarını şaşıran Vaspurukan ve Gürcistan Bizans valileri Areon ve Kakamenos, İmparator 9. Konstantinos'tan acele yardım istediler. Bunun üzerine imparatorun emriyle bütün Gürcü kuvvetlerini toplayan Bizans generali Liparit derhal Areon ve Kakamenos'la birleşti.
Bu arada Kekomenos'un barış teklifi İbrahim Yinal tarafından reddedildi. Bunun üzerine Rum, Ermeni ve Gürcülerden oluşan takriben 35 bin kişilik Bizans ordusu Hasankale yörelerindeki Ugimi köyünde karargah kurdu. İbrahim Yinal ve Kutalmış'ın yönettikleri Selçuklu ordusu Aras Irmağı'nı izleyerek birkaç kale ve müstahkem mevkileri fethettiler. Eski Erzurum yönüne doğru ilerlemeye başladılar. Çok geçmeden Erzurum'a erişen ve şehri saldırıyla ele geçiren Selçuklu ordusu buradan Bizans ordusunun bulunduğu Pasin Ovası'ndaki Hasankale önlerine gelip karargah kurdu. Böylece her iki taraf savaşa hazır duruma gelmiş idi. Bizans ordusunun sağ kanadında Katakolon, sol kanadında Areon ve merkez hattında da Ralliparit yer almışlardır. İki büyük bölümden oluşan Selçuklu ordusunun bir bölümünü İbrahim Yinal, diğer bölümünü de Kutalmış kumanda ediyordu. 18 Eylül 1048'de her iki taraf arasında şiddetli bir savaş başladı. Devam eden çarpışmalar sonucunda Bizans ordusu ağır ve kesin bir bozguna uğratıldı. Başkomutan Liparit de tutsak alındı. Ölüm ve tutsaklıktan kurtulabilen Bizans ordusunun bir kısmı Rum, Ermeni ve Gürcü askerleri Van ve Ani kanelerine güçlükle sığınabildiler. İbrahim Yal, tutsak General Liparit ile ele geçirilen değerli ganimetlerle bu sırada başkent Rey'de bulunan Sultan Tuğrul'a bizzat götürüp Bizans'a indirilen bu ağır darbeyi ve zaferi müjdeledi. Sultan da bu önemli başarısından dolayı kendisini kutlamış, hatta ona 40 bin altın başarı ödülü vermek istemişse de İbrahim İnal bunu kabul etmemiştir. Fasinler'de aldığı ağır darbe yüzünden İmparator Konstantin, Tuğrul Han'a bir elçi heyeti gönderip barış anlaşması yapmak istedi. Barış antlaşmasının şartları şunlardır. Emeviler devrinde Mesleme bin Abdülmelik tarafından yaptırılan cami ve medrese tamir edilecek, Şii Fatimi Halifeliği adına okutulan hutbe, Abbas Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına değiştirilecek, cami mihrabına eski Türk hakimiyeti alameti olan ve Sultan Tuğrul'un kullandığı ok ve yay işaretleri işlenecek şeklindeki maddeler aynen kabul edildi. Fakat Bizans'ın vaktiyle Abbas Halifeliğine ödediği yıllık verginin bu kez Selçuklu Devleti'ne ödenmesi maddesi uzun müzakerelere rağmen imparator tarafından kabul edilmedi. Bu önerilerin kabul edilmemesi sebebiyle Selçukluların Anadolu'da yeni fetih hareketlerine başlayabileceklerini düşünen imparator, özellikle Doğu Anadolu'daki Bizans kale ve müstahkem yerleri kuvvetlendirilmesini ve askeri birliklerin arttırılmasını emretmek zorunda kaldı. Selçuklu Devleti serisine devam etmemizi istiyorsanız yorum... Dostlarım, şimdi açacağım videoda bu videonun son kısmı başka 310 kaynaktan dinliyoruz artık. Onu da bu şekilde size belirteyim. Evet, o zaman bu videonun son kısmını açabiliriz. Pasinler Muharebesi. Selçukluların Bizanslarla yaptıkları yüzyıl kadar gayet uzun süren Bizans-Selçuklu savaşlarının ilk kıvılcımı. Bir Kartal'ın Doğuşu. Selçukluların 1037 yılında kurulmasının ardından 40 yılında yapılan Dandanakan Savaşı'nı kazanmasıyla Türkistan'da büyük bir güç olmuştu. Tuğrul Bey, Burasan'ın sultan ilan edildi ve fetihnameler gönderilerek Selçuklu'nun kurulduğu ilan edilmiş oldu. Bu ilanın ardından hızlıca fetihler yapılmaya başlandı. Yani Kartal yuvasından çıkmış, artık diyar açılıyordu. Selçuklular Dandanakan Savaşı'nı kazandıktan sonra sürekli batıya doğru ilerleme meyilindelerdi. Anadolu'yu yurt tutmak istiyorlardı. Kartalların ilk savaşı, Pasinler Muharebesi. İbrahim İnal Bey, Kutalmış ve Musa Yakın'ın oğlu Hasan Bey, Azerbaycan'a gönderildi. Türkmenlerin öncü birliğinin başında olan Musa Yakın'ın oğlu Hasan Bey, 1048 Zaban Gölü Havzası'na girdi. Basburakan'daki Büyük Sapsu'ya da verilen muharebede Hasan Bey ve ordusu şehit edilmişti. Müzik.
olan Tuğrul, Hasan ve askerlerinin intikamını almak için İbrahim İnal Bey'i ve Kutalmış'ı doğrulama üzerine gönderdi. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Görünen köy uzakta değildir. Bey dediğim, Hasan Bey ve askerleri şehit edilmiştir. Bunun öcü alınmalı, cihat ve gaza kılıcı kuşanılmalı ve tez Anadolu seferine çıkılmalıdır. İbrahim Bey Erzurum'a girdi ve burayı ele geçirdi. Ve buradan Bizans ordusunun toplandığı Pasinler'e yürüdü. Kartalların 100 kadar sürecek olan savaşlarının ilk karşılaşması Pasinler Muharebesi. Eylül 1048'de bölgeye gelen Selçuklu 50 bin civarıydı. Ordu iki kanat olarak bölünmüş ve İbrahim İnal Bey ile Kutalmış kontrol ediyordu. Bizanslı güçler ve Bizanslı generaller Katakalon ve Aranios iki kanat komutanıydılar. Orta kanat komutanı ise Gürcü Prensi 4. Liparit'ti ve ordu mevcudu 75 bindi. Burada güneş battıktan sonra iki taraf arasında büyük bir çarpışma baş gösterdi. Oluk oluk kan akıyordu. İki taraf da büyük bir mücadele içindeydi. Zaferin kimin olacağı belirsizdi. Bizans kanatları Selçuklu ordusunu püskürtmesine rağmen Bizans orta kanadı çökmüş ve Liparit esir alınmıştı. Lakin bu haber Bizans komutanlarına erişmedi ve gece boyunca çarpışmaya devam ettiler. Gün ağarıp horoz sesleri duyulmaya başlayınca o kötü haber komutanlara ulaştı. Böylece ordu artık dağılmaya başladı. Bizans İmparatoru, Pasinler Muharebesi'nde esir düşen Liparit'i kurtarmak ve barış yapmak üzere Tuğrul Bey'e bir elçilik heyeti gönderdi. Görüşmeler, Tuğrul Bey'in istediği yıllık vergi konusunda anlaşılamaması sebebiyle kesildi. Ancak İmparator yeni adımlar atarak anlaşma yollarını da açık tutmaya çalıştı. Bu amaçla Tuğrul Bey'in istekleri doğrultusunda Emeviler zamanında İstanbul'da inşa edilen cami onartıldı. Caminin mihrabına Tuğrul Bey'in ok veya işareti bulunan Tuğrası koyduruldu. Ayrıca burada hutbenin Fatimi halifesinin adına değil Abbas ve Tuğrul Bey adına okutulmasına karar verildi. Tuğrul Bey de imparatorun bu barışçı yaklaşımına karşı olarak kurtuluş akçesi almadan eski Yüzük Kralı'nı serbest bıraktı. Artık Selçukluların gözü Anadolu'nun ötesinde gibiydi. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Hasan Kale Zaferi konusunu ele alıp yani başka bir deyişle Pasinler. Yani Hasan Kale Zaferi konusunu ele alıp bu konu hakkında Pasinler savaşı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta ele alacağımız konu ise Selçuklu Bizans barış anlaşması konusu olacaktır. Biz önümüzdeki hafta sizlerle birlikte yani önümüzdeki videomuzda sizlerle birlikte Selçuklu Bizans barış anlaşması konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun, Allah'a emanet olun inşallah.